Efendim Başkent Kulisi'ne, Ulusal Kanal ekranlarına hoş geldiniz. Ulusal Kanal Ankara, Hasan Yalçın stüdyolarından hepinize mutlu bir akşam, mutlu bir hafta diliyoruz. Geçtiğimiz hafta oldukça yoğundu. İki hafta boyunca aslında çok yoğun bir siyaset gündemi vardı. Hem iç politikada hem dış politikada. Bu başlıkları konuşacağız. Kimlerle? Efendim konuğumuz Mustafa Kemal Çiçek, hukukçu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bir diğer konuğumuz da Erdem Cömert, yine hukukçu. O da ilerleyen dakikalarda aramıza katılacak. Ben hemen vakit kaybetmeden, tabii bugün aslında yine tartışmalar vardı mecliste ama hafta sonundan başlayalım. 3 Aralık'ı bekleyin dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Neler olacak diye bekledik, ne olacak biz de 3 Aralık'ı değil mi? Bekleyin dedi, bir başörtüsüyle ilgili bir gündemi değiştiren bir açıklama yaptı. Neden yaptığı belli olmayan, olunmayan bir açıklamaydı. Şimdi CHP'nin vizyon belgesini açıklayacağım dedi. Beklenen gün geldi, 3 Aralık. Vizyon belgesi açıklandı. Daha önceki İngiltere ve Amerika'daki ziyaretlerini işaret etti ve Türkiye'nin önüne bir çözüm reçetesi koyuyoruz. İkinci yüzyıl çağrı, ikinci yüzyıla çağrı diye İstanbul'da bir salon dolusu Cumhuriyet Halk Partisi. Ankara'da da değil. İstanbul, o da yani Türkiye yani. Cumhuriyeti'ni kuran parti bir vizyon belgesi açıklıyor kendince. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde değil Türkiye de yöneteceği başkentten İstanbul'da değil, İstanbul'dan açıklıyor. Bu da manidar. Manidar, o da neyin şifresi, onların hepsini konuşacağız detaylı bir şekilde. Bu vizyon belgesini siz nasıl buldunuz? Bir hukukçusunuz aynı zamanda. Dinlediğinizde yaklaşık 3 saati aşkın bir programdı. Evet. Ben o kadar dinleyemedim Yakup Bey. Ben dinledim, sonuna kadar dinledim, sabırla dinledim. Gazeteci olmanıza sebebiyle sonuna bir kadar. Sümültane tercümeler vardı. O da sağlanamadı, eksiklikler, kopukluklar da vardı. Çok yani, oldu. Yani 7 konuk dinlendi, 7 konuk, ikisi Ankara'da ve hepsi online bağlanıyor. Bari Ankara'dakiler gitseydi değil mi? Orada kürsüde konuşmuş olsalardı. Türkiye'nin ikinci yüzyılının çağrısı olan toplantıya lütfedip gelmemişti. Yeni başdanışman Jeremy Rifkin. Evet. Şimdi başlayalım. Vizyon belgesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya vizyon nedir kelime olarak? İşte görünüm, görsellik budur yani baktığınız zaman geleceğe yönelik olarak ortaya konması gereken hususlar. Tabii haftalardır bu dile getiriliyor. Tabii bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ve İngiltere seyahatinden sonra gündeme gelmesi de çok ilginç. Demek ki burada bu yabancı menşeili kişilerle görüşmeler tertip edilmiş. Bunlardan sözler alınmış. Danışman olarak görevlendirilmesi hususunda. Gerçi bir atama kararı görmedim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Özel Kişinin Genel Başkan Antetli kağıda şu isimli kişiyi başdanışman olarak tayin ettim der, bir yazı yayınlanır. Bu da kamuoyuna ilan edilir normalde. Öyle bir şey de görmedik şu ana kadar ama 3 Aralık neden herkesin dikkatini celbetti? Özellikle bu altılı masadaki ayak kaydırmalar, gündemin değişikliği, işte sürekli olarak birbirlerine yönelik salvolarda bulunulması neticesinde artık Kemal Kılıçdaroğlu yetti gayri. Ben adayım. Ben adayım diye bir açıklama yapacağı yönünde bir kısmında özellikle vatandaşın veyahut da siyaset takip edenlerin bir beklenti vardı. Beklenti de yükseltilmişti esasında. Ama işte baktığınız zaman öyle bir durum gerçekleşmedi. İşte ne derler, biz geçmişte daha fare doğurdu derler. Yani baktığınız zaman ortada hiçbir şeyin olmadığını gördük ve işte rakamlara göre bugün baktım 1 milyon euronun üzerinde de bu çalışma için bir paranın harcandığı söyleniyor. Çok ciddi bir rakam baktığınızda tanıtımı, oradaki görsellikler vesaire, ki bu kişiler Türkiye'ye getirilmemesine rağmen evet, Türkiye'ye getirilmiş olsaydı yol masrafları, konaklama masrafları herhalde partinin bütçesinin yarısı sadece bu duruma gidebilirdi. Tabii ilginç olması açısından bunu söylüyorum ama baktığınız zaman anti-emperyalizmle emperyalizme sonuna kadar mücadele etmiş, tam bağımsızlığı kendine şiar edinmiş, işte İttihat Terakki'den gelen Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin devamı, Cumhuriyet Halk Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve önümüzdeki yıl
100. yaşını kutlayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktaya bakıyoruz. İşte yabancı birkaç isim, işte birisi de bunlardan işte Daron Acemoğlu da Ermenistan'ı kurtarması için görevlendirilmişti. Tabii o doğru da Ermenistan bu Rifkin olarak adlandırdığımız şahıs işte Almanya Başbakanı Merkel'in danışmanı olarak neler yaptığı ortada, enerjiyi, nükleer enerjiden vazgeçilmesi, Almanya'nın bugün geldiği durum, İspanya ve Portekiz'de yaptığı çalışmalarla, oralara verdiği zararlarla, yani geçmiş tablo olarak ortada bir başarısı da zaten söz konusu değil. İşte diğer burada isimler var. Refet Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi. İşte IMF yetkilileriyle Ankara'da yapılan gizli toplantıların içerisinde ya bulunan birisi. Faik Bey birisi. Vardı, İYİ Parti'den bir yönetici vardı. O, tabii Merkez Bankası Başkanı vardı, Durmuş. Durmuş Yılmaz mıydı? Durmuş Yılmaz vardı. 2019'u zannediyorum. Tabii işte otelde. İMF yöneticilerle işte otelde yapıldı. Otelde yapıldı. Otel ön kapıdan girmediniz ki kardeşim, arka kapıdan girdiniz. Yani otelde gizli olması, aleni olması anlamına gelmiyor. Evet. Sen bunu ilan etmiyorsun, ön kapıdan girmiyorsun, bilmem odalarda işte gizli koridorlarda faaliyetler yürütüyorsunuz. Bu vizyon meselesi de işte bunda yönelik işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tanıtımı nasıldı? İşte okları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri olan oklar ama mahiyetini, anlamını, muhtevasını bilemedikleri oklarla yapılmış. İşte insan haklarında dünyayla yarışacağız, sanayiyle dünyayla yarışacağız. İşte dış politikada şöyle olacağız, böyle olacağız diye bir tanıtım. Arkasından da gelen bu. Hiçbir şekilde tatmin edici bir nokta değildi. Vahim olan, biraz önce de söylediğim gibi, tamamen yabancılara bir teslimiyeti ortaya koyması bakımından da vahimdi. Siz Anadolu'dan ortaya çıkarma çabası içerisinde değilsiniz de bir bağlantı sağlanmış. Ben size net olarak söyleyeyim, bu Jeremy Rifkin'i Kemal Kılıçdaroğlu tanımaz, bilmez bile. Yani bu isimlerle temaslar sağlanmış. Bu isimler sizi yönlendirecek denmiş. Bu insan Türkçe bile bilmiyor. Nasıl danışmanlık yapacak Yakup Bey? Yani anormal gelmiyor mu size? Tanıman lazım. Bir şirkete şimdi, bile gittiğiniz şimdi zaman şirket tanımanız Türk, lazım. Türk milleti, aziz milletimizde ne uyandırdı bu? İşte 90'lı yılların sonlarında, 97-98'lerde Kemal Derviş hadisesini gündeme getirdi. Kemal Derviş o zaman vakası. İşte Dünya Bankası'ndan getirilmişti. Kemal Derviş'in ilk getirilmesinin maksadı neydi? Merkez Bankası Başkanı yapılmak için getirildi. Ama sonra işte çeşitli pazarlıklarla, o zaman rahmetli Ecevit'le birçok yönü itibariyle de suistimal ettiler. Ve işte ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu. Ama hükümeti bozan bir role büründü. İşte bensiz hiçbir şey olmaz, hükümet benim dediklerimi yapmak zorunda. Bu kanunlar meclisten çıkmak zorunda ki çıkarıldı. İşte o zaman çıkarılan şeker kanunları, tütün kanunları, nasıl tarıma, tabii çiftçimize. Avrupa Birliği tarafı da var. Bunun Avrupa kanunlar, Birliği uyum yasaları. Tabii verdiği evet. Zararların hala bugün bu millet maliyetlerini ödüyor. Şu an üretememizin sebebi aslında Kemal Derviş'lerdi. Tabii Kemal Derviş sonra güle güle dedi. Bastı gitti ülkeden. Hatta biliyorsunuz parti kuracaklardı. Rahmetli İsmail Cem ayrılmıştı. İşte DSTP'yi o dönemde böldüler. Kemal Derviş de gelecekti. Kemal Derviş gelmedi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi Baykal döneminde. İşte o dönem o arkadaşların da yarı yolda bıraktı. Sonra da Türkiye'den bastı gitti. Netice itibariyle bunlardan hiçbir fayda görülmediği ortada. İşte aynı Kemal Derviş'in başka bir rolde, kuşamda bir kişi bugün Türkiye'ye yine CHP marifetiyle getirilmeye çalışıyor. Ben şunu görüyorum, hakikaten toplum nazarında müthiş bir tepki var buna yönelik olarak. Bakmayın siz, işte biz orada vizyonumuzu anlattık, bu toplumda kabul gördü. Hiç öyle bir şey yok. CHP içerisinde rahatsızlık var işte ama. Kesinlikle şimdi Yakup Bey baktığınız parti zaman. Parti içerisinde de ciddi bir rahatsızlık Cumhuriyet var. Halk Partisi içerisinde öyle veya böyle. Mesela Kemal Derviş'in Hazine müşteşarı olan Faik Öztürk var. Ekonomisttir. İlhan Kesici var. Devlet Planlama Teşkilatı'nın başkanlığını yapmış. Sayılı bana göre iktisatçılardan de Türkiye'deki sayılı iktisatçılardan biri. Okuyan, yani İlhan Kesici varken Rifkin niye geldi? Onun yanında işte Abdüllatif Şener bu ülkede öyle veya böyle Maliye Ekonomi Bakanlığı evet. yapmış bir isim Ekonomi vardır. Geçtim onu, partinin genel sekreteri Selin Sayıkböke var. Bilkent Üniversitesi'nin bildiğim kadarıyla ekonomi bölümünün ana bilim dalı başkanı veya oranın en önde gelen akademisyenlerinden evet. bir isimdi.
Akif Hamza Çebi var. Yani saymakla bitmeyecek onlarca isimler varken isim var. Siz bunu başa getireceksiniz. Statüsü nedir? Ne yapacak? Ne edecek? Türkiye ekonomisini nasıl biliyor? Neyini biliyor? Nereden Türkiye'yi biliyor? Tanıyor mu? Okuması nedir? Bu şahısta siz ülkeye yönlendireceksiniz. Yani bir fiyaskoyla neticelendi diyebilirim bu tablo. Hatta onun yanında başka durumlarda da gündeme geldi. İşte orada tercümenin yapılamaması, bağlantının kopması, işte düşünün genel başkanın eşinin dahi o da işte vaziyeti itibariyle yaşadığı tablo. O rahatsızmış. Rahatsızlığın dile getirmiş. Rahatsızlığı varken neden getirdiniz oraya? O da ilginç ya. Bugün işte, Sayın Kılıçdaroğlu meclisteydi. Tabii. Selvi Hanım değil mi? Karantinaya girmeniz lazım bu vaziyette. Covid geçirmiş. Orada da hakikaten tedavisi. Allah şifa versin bizim diyeceğimiz budur ama. Ama şimdi meclistesiniz. Neden orada? Eşiniz Covid pozitif. Siz maskesizsiniz, vatandaşa nasıl örnek olacaksınız? Yani, o ayrı bir konu, i̇şte oraya da değinmek lazım. Onu kastediyorum, yoksa eşinin rahatsızlığı. Tabii ki Allah şifa versin, onu söylüyoruz ama bu tablodaki çelişik durumları da kamuoyu takip ediyor. O anlamda bunları dile getiriyoruz Yakup. Ya o programı tabii sonuna kadar takip ettim ben ama hedefler var. Hani beğenmediğim hedefler de olsa tamam. Şurada şunu söylemişim. 5 trilyon 461 milyar dolar para var diyor İngiltere'de. Evet. 5 trilyon 461 milyar dolar. Bu hemen hemen Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 6 katı bir rakama tekabül ediyor. Diyor ki 3 yılda biz diyor 100 milyar dolar doğrudan yatırım getireceğiz. Emeklilik fonlarından da 75 milyar dolar getireceğiz. Neye göre getireceksin? Ha, nasıl işte? Sana neden verecekler bunu? Hangi şartla verecekler? Ben de ona bağlayacaktım. Bunu söylemeniz lazım. Paralar gelecek, tamam. İsviçre'de durmasın, Londra'da durmasın, Türkiye'de durursun. Ne karşılığı duracak? Nasıl? Millete söyleyin. Nasılın cevabı yoktu orada. Yani hedefler konmuştu ama nasıl? Ekonomi canlanacak, nasıl? Bunun cevabı yoktu. Fonlar gelecek. Fonlar da orada Kemal Bey bekliyordu. Aman Kemal Bey iktidar olsun da biz bütün varımızı, yoğumuzu Türkiye'ye akıtalım diye düşünüyorlar sanırım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi. Ya bu vizyon toplantısında tabii dikkat çeken, yani benim sorguladığım, orada da Erdem Cömert'le bir hoş geldin diyelim bu arada. Erdem Cömert, ben size dönmek istiyorum. Şimdi Amerikalı Jeremy Rifkin, başdanışman. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı olmak üzere müthiş heyecanlı olduğunu ve hevesli olduğunu Türk kamuoyunda artık bilmeyen yok. Çok istiyor. Şimdi Amerikalı bir danışman da olunca, Amerika adayı mı sensin, senin yanına da bir Amerikalı gözetmen koyacağız ve Türkiye'yi onunla yönetecek misin mi demek istiyor. Ya da ben sizinle o kadar sıkı çalışırım ki, bakın Amerikan vatandaşı daha önce de sizin müttefikiniz olduğunuz ülkelerde danışman olarak, gözetmen olarak gönderdiğiniz kişiyi de kendime baş danışman yapıyorum. Ben bu kadar samimiyim sizinle çalışmak için. Bu mesajımı verdi. Bu bakış açısıyla bu vizyon toplantısında bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Ciddi iyi yayınlar diliyorum Yakup Bey. Sayın meslektaşıma da buradan selamları iletiyorum. İkili dediğiniz daha akla yatsın. Yani Amerika o kadar salak bir ülke değil. O kadar saf bir ülke değil. Yani böyle iki tane danışman yollayacak ve ülke yönetecek değil. Amerika çok daha ciddi planlar yapan, çok daha ülkenin 50 yılı, 100 yılını planlayan büyük emperyalist bir ülke. Burada maalesef Kılıçdaroğlu'nun daha çok Amerika'ya ben de adayım. Bakın hani bu çok benziyor o şarkı Sezen Aksu'nun. Beni al, onu alma şarkısı. Zannediyor ki hala Kılıçdaroğlu bu ülkede Amerika belirliyor hala iktidarı. Ve iktidara geçmenin yolu Amerika'daki, işte batıdaki sermaye sahiplerinin gücünü, desteğini alarak oluyor. Zannıyla hareket ediyor ve burada bir profil çiziyor. Yani etrafında şunlar var. Artık bak, ben Atatürkçü, devrimci, ulusalcı kadrolarımı yok ettim. Onları partiden attım. Bak ben Dersimli Kemal'im. İşte etrafımda da artık böyle milli politikaları izleyen, ulusalcı politikaları izleyen, devletçi, altı oka sahip çıkan bürokratlar yok. Ben yeni CHP'yim. İşte yeni CHP'nin şu anda biz siyasal boyutunu biliyorduk ama ekonomik boyutunda bu aralar öğrenmiş olduk. Yeni bir profil çiziyor ve bu profilin Amerika tarafından değerlendirilmeye
uygun olduğunu da gösteriyor. Tabii çok da uygun değil. Ben böyle irdelediğimde Türkiye'nin sorunlarına çözüm olabilecek bir profil yok. Yani o gösterdiği insanlar, Togo'lar vesaire. Diğer isimler, 70 kişilik kadro. Yani hepsi aslında bir yıkılmış, yok olmuş programın temsilcisi. Yani onların ben hepsini toparlıyorum ve adlarını Ali Babacan diyorum ekonomide. Dış politikada hepsini toparlıyorum, adına Davutoğlu diyorum. Yani bunlar ülkeyi 2002'den itibaren yöneten, petkimimizi, tüpraşımızı, varlıklarımızı satan, Türkiye'yi sıcak para cennet haline çeviren, bizim kamusal kaynaklarımızı yağmalatan ekonomi program. Yani bunlar Tayyip Erdoğan öyle ya da böyle vazgeçti. Şimdi diyorlar ki biz bu aynı politikayı ama farklı isimlerle ama yine Babacan bakıyorsunuz bu işin başında yeniden bunu uygularız diyorlar ve işte bunun ekonomik boyutu, bu siyasal boyutu yeniden açılım sürecinin canlanması, dış politika boyutu bunun işte yeniden Esad'la, Mısır'la, İran'la, Irak'la kavga etme ve işte Amerikan çıkarlarını burada peki. Sadece 70 tane ismi topladığınızda işte biz Kemal Derviş'i yaşadık. Kemal Derviş'i getirdiler büyük umut diye, işte bizim memleketimizin evladı, şöyle ekonomik sorunlar çözdü, Dünya Bankası'nda böyle daire başkanı, büro başkanı falan filan. İşte geldi Kemal Derviş, ekonomisi Türkiye'yi ne hale getirdi, onları biz biliyoruz. Bu şu anda yaşanan da yeni bir Kemal Derviş vakası. Burada da ben Türk milleti bunlara cevaz vereceğini düşünmüyorum. Burada Kılıçdaroğlu nasıl iktidar olamam, nasıl Tayyip Erdoğan'ı yenemem, nasıl ben bir seçenek olamam tanıtımını yaptı. Çünkü şu anda bu ülkede bu ekonomik kriz içerisinde, bu sıkıntılar içerisinde iktidar olmak çok basit. Ne diyeceksiniz? Ne yoktu mesela o toplantılarda, o politikalarda, işte iki gündür ben de takip ediyorum. Neler var? Mustafa Kemal Çiçek anlattı. Neler yok onları da ben anlatayım. Yatırım yok, üretim yok, istihdam yok, mavi vatan yok, kamulaştırma yok. En önemlisi planlama yok, ulusalcı bakış açısı yok. Onlar olursa yok. Parayı getirirler yani. Mi Erdem Bey? Verirler mi parayı? O bakın sermaye diyor. Yani bu Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini gördünüz mü, böyle tam sayfa yapmış. Neyle başlıyor? Önce yabancı yatırımcı gelecek. Peki yabancı yatırımcı ne için gelir? Sayın meslektaşım, bir koyup da en az iki almak için gelir. Şimdi bu yabancı yatırım gelecek ama bir şey almadan dönecek mi acaba? Bu aldıklarının karşılığı ne olacak? Türkiye şu anda 2022 yılının Aralık ayında yaşadığımız sıkıntıların sebebi ne? Daha önce o yabancı yatırımcıların koyduklarını almasından kaynaklanan sıkıntılar yaşıyoruz. Yani yabancı yatırımcı gelecek de kâr etmeyecek mi? Birine bin katmayacak mı? O yüzden bu politikalar geçmiş dönemin İflas etmiş ekonomi politikaları. Türkiye 50'lerden beri böyle, evet, sıcak para, batıdan gelen para yönetilebiliyordu. Ama artık bu denizin de bir sonu geldi. Şu anda işte sorumuza dönecek olursam tekrar Yakup Bey. Burada ben gerçekten Amerika'nın bile böyle dayanaksız, bu kadar temelsiz bir aktör, argüman kullanacağına inanmıyorum. Yani Amerikan piyonu dahi olamayacak. Maalesef bir tanıtım toplantısıyla karşı karşıya kaldık. Yine bu vizyon toplantısıyla bağlantılı gidelim Sayın Çiçek. Yine dönelim buraya ama bugün de mecliste tabii bütçeyle ilişkin konuşmalar vardı. Sayın Kılıçdaroğlu da kürsüye çıktı ve Türkiye yine ekonomisini, cari açığını uyuşturucuyla kapattığını söylediklerinin hepsini mecliste, meclis kürsüsünden tekrar etti. Evet, tekrar etti orada. Aynı zamanda Sayın Soylu'yu hedef alan da bir konuşma yaptı. İçeride bunu yapan Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor? Yani şunu söyledi, bakın notu almışım. İktidar vekillerine insan değilsiniz dedi. İnsan değilsiniz dedi. Bunu birebir takip ediyordum işte meclisin kanalında. Yine Gazi Meclisi bırakın ayakları, ne Gazi Meclisi burası falan filan dedi. Yani işte Gazi Meclis konuşurken
Bu hususlara dikkat edin. İki kez Gazi geldi. İki kez Gazi. Yani 15 Temmuz'dan sonraki gaziliğini kabul etmediğini bugün net olarak orada ifade etti. Kurtuluş Savaşı'ndaki gaziliği de kabul etti. onu o kadar net söyleyemiyor ama belki içinde var mıdır yok mudur bilmiyorum. Yapılanlara bakacak olursak olduğu yönünde birçok emare var ama 15 Temmuz sonrası değerlendirmesi çok enteresandı. Tam oradan işte bu noktayı söylemek istiyorum. Bakın bugün şeyi de haberleştirmiş mi? Mehmet Sevigen söylemiş. Mehmet Sevigen'in açıklaması şu anki ABD Ankara Büyükelçisi tavsiye etmiş bu Jeremy Rifkin ismini. Bunu o söylüyor tabii. Onun kaynakları nedir ne değildir bilemem ama çok enteresan bir şey var. Son olarak onu söylemek istiyorum. Notlarıma dağıldım. Katar'dan 15 milyar dolar gelecek diye etmediğini bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu 500 milyar dolar gelecek söylüyor. Bu ne şartla, neden geliyor? Siz 15 milyar dolara karşı çıkıyordunuz Arap sermayesi diye. 500 milyar dolar ne olduğu belli olmayan bir rakamın gelmesi konusunda da bunu törenle karşılıyorsunuz. Tablo o. Yine çok enteresan. ABD'ye bu kadar tepki varken Türk halkının %90'ı ABD'nin bize karşı hasmane bir tutum sergilediğini net olarak ortaya koymuşken daha da yukarıda bir rakam. Siz nasıl bir cesaretle ABD'li bir ekonomisti transfer ediyorsunuz? Çok enteresan ya değil mi? Adeta şey yani Erdem Cömert'in ben nasıl olamam? Yani ABD'ye ziyaret, icazet almak için mi gidiyorsun? Ya bari gideceksen daha sonraya ertele. Seçim sonrasında işte bu bundan bir korkusu yok. Varken, mesaj veriliyor aslında. Şimdi mesaj şu. Ne olursa olsun demek ki Türk halkının iradesi nasıl yönelirse yönelsin Amerika her şekilde beni seçecek mi demek istiyor. Temel irade, mutlak irade oranın vereceği karar mı demek istiyor. Çok enteresan yani bu kadar tepki varken bu kadar işte sınırımızda mücadele ediyoruz. İşte kara operasyonun başlaması an meselesi. Terörle, PKK ile, PYD ile mücadele ediyoruz. Esasında PKK, PYD'den ziyade onun arkasında Amerika ve Batılı güçlerle biz mücadele ediyoruz. NATO ile Amerika ile mücadele ediyoruz. Ve onlar bunu inkar etmezken sen bu kadar Amerika'ya gitmesi, gelmesinde geçtik. Şimdi işte bir Amerikan Büyükelçisi'nin söylemesiyle, işaret etmesiyle bu kişiyle irtibat kurulabiliyor ve bunu baş danışma olarak atayabiliyorsun. Çok enteresan, hakikaten çok enteresan. Şimdi diğer noktaya gelecek olursak bugün mecliste işte 2023 bütçesi ve kesin hesaba ilişkin görüşmeler var. Herhalde bir 10 gün, 12 gün sürecek bu. Burada işte ilk olarak bütçeyi anlatması yönü itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüye çıktı, açıklamalar yaptı. İşte akabinde parti liderleri veya parti temsilcileri açıklamalar yapacaktı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı saat 5.30-6 gibi herhalde kürsüye çıktı. Ama çok enteresan Cumhuriyet Halk Partisi grubu işte bir milletvekilinin önderliğinde maçlarda tribünü coşturma faaliyeti yapan amigolar vardır ya. Evet. O vaziyette grubu hareket ettiriyor. Grup bağırıyor işte. Mahmut Tanal milletvekili ismini vermekte de sakınca yok. Kamuoyu bilsin bunu. Genel başkan sürekli olarak çok ağır ifadeler kullanıyor. İşte bir iki tanesini söyledim. Siz insan değilsiniz. Siz atamayla geliyorsunuz. Sizin kulağınızdan tutama. Cumhuriyet Halk Partisi'nde vekiller ön seçimle mi geliyor? Ona mutlak itaat etmeyenlerden mi seçiliyor? Yani sanki kendisinde farklı bir durum varmış gibi ki içinde yıllarını vermiş bir arkadaşınız olarak söyleyeyim. Nasıl vekillerin belediye başkanlarının seçildiğini, seçilmediğini, atandığını işte ne tür gerekçelerle, ne tür çıkar ilişkileriyle atandığını birebir bilen birisi olarak söylüyorum. Siz gidiyorsunuz orada AK Parti'yi suçluyorsunuz. Hı hı. Ve tamamen provokatör etmeye yönelik bir konuşmaydı. Yani sonuç itibariyle orada bu bütçenin işte hangi yönde harcanacağı, nerelere harcanması gerektiği işte açıktı, bütçe açığıydı, dış borçlanmaydı, ihracat, ithal böyle bir değerlendirme yoktu. Tamamen tahrik etmeye yönelikti. Oradan çünkü görebildiğim kadarıyla bütün vekilleri veya partililerde bunu muntazaman hepsi paylaşmış durumdalardı. Burada özellikle bu 15 Temmuz hususunda söylediği de 15 Temmuz'da meclisi hepimiz bunları yaşadığımız için yani
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarıyla meclise bomba atıldı. Yani bu tablolar yaşanmışken bu ne bu gazilik, yani bu oyun, bunu biz kabul etmiyoruz. Bu zaten dillendiriliyor, kurgu deniyor. Ama bunu artık aleni şekilde söylemeye başladı. Çok ilginç değil mi? Tamam, önceki süreçte kontrollü darbeydi bu. Bunun neticelerinden istifade edildiği yönünde açıklamalar varken... İşte bunu kim söylüyordu? Aykut Erdoğdu, bilmem Sezgin Tanrıkulu, bilmem Aytun Çıray, o zamanki darbe komisyonunda bulunan mensupları söylüyordu. İşte şehirlerinde, karşı oy yazılarında bunları ifade etmişti ama bugün genel başkan, ki o gün 15 Temmuz'da biliyorsunuz uçağa bindi, İstanbul'a gitti. Atatürk Havalimanı'ndan çıktı, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Kahvesini yudumladı. Bugün bu tablo bunu söyledi. Yani çok enteresan geldi. Yani... Hakikaten birileri tarafından teşvik edilmiş, sen her türlü açıklamayı yap, biz arkanızdayız, tam desteğiz demek gibi bir kendisine güç verilmiş gördüm ben bu anlamda. İşte tabii burada bir rahatsızlık var, biraz önce siz de söylediniz. Partide sonuç itibariyle ne dersek diyelim, ciddi ekonomistler var. İsimlerini biraz önce zikrettik, işte Faik Öztürak gibi, İlhan Kesici gibi isimler var. Bunların bile haberi olduğu kanaatinde değilim ben burada bu çalışma yapılırken. Zaten dört elle de sarılmış durumları yoktu süreç içerisinde. Takip edebildiğim kadar CHP'ye yakın kaynaklardan, internet sitelerinden, yayın organlarından bakabildiğim kadarıyla. Böyle istenmiş, bunları sen açıklayacaksın. İşte onu söyledim, bu üç isim. İşte birisi Londra'dan bağlanıyor, birisi Amerika'dan bağlanıyor, Washington'dan, New York'tan zannedersen, biri Chicago'dan bağlanıyor, iki tanesi de Ankara'dan bağlanıyor. Şimdi Ankara'da olanlar, Ankara ile İstanbul arası karayoluyla 3-4 saat, uçakla 45-50 dakika. Bu isimler oraya gidemez miydi? Orada yüz yüze, işte bu internetin aksaklıklarına uğramadan, kopukluklarına uğramadan dertlerini direkt bir vaziyette aktaramazlar mıydı? Yani çok enteresan geldi. Her şekilde bir kurgu yapıldığı, bunun da ne amaçla yapıldı? İşte Erdem arkadaşımız da biraz önce ifade etti, nerelere mesaj verilmesi noktasında. Çok ilginç. Bu bence çok gizli de götürecek. Dediğiniz gibi darbe ekibin bilgisi vardı. Hatta konuşmayı bile genelde Kemal Bey... Zaten hep doğaçlama da yapmadı. Kağıda bağlı olarak prompter'dan, yaptı konuşmasını. Prompter genel başkanlardan biri. Prompter'a bakmadan konuşmasını yapmayan genel başkanlardan biri, elinde bir not kağıdı, yani o konuşma kürsüye çıkana kadar da bazı şeyler gizli. Son şunu söylemek istiyorum. İşte Hacer Fokko ismi de vardı, yoksullukla alakalı birimin başkanı olarak. Başındaki bu kişi. Konuda özellikle Aydınlık Gazetesi'nin çok ciddi çalışmaları oldu, bağlantıları ilgi alakasıyla. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadeleye yönelik verdiği çabaya yönelik sekteye uğratıcı açıklamaları, işte bir nevi o terör örgütünün propagandasını yapan mesajları gündeme geldi. Bugün bakın bir mesaj, eski bir mesajı var. Çok eski. Ne demiş orada? Yılı da ne zamanmış? Ta 2014 Ağustos'ta paylaşmış. Çok da eski değilmiş. CHP iktidarda değilim dese de CHP'li belediyeler 12 yıldır iktidarda ve işçiye, emekliye, yoksula karşı kibirli, müteahhite karşı yalakalar. Kendisi bunu paylaşmış. Evet, çok ne değişmiş yani, ne değişmiş şu anda bu kadar? Yani şunda bir değişiklik var mıymış? Bir görevlendirme var aşikar. Çok enteresan. Bir görevlendirme yani, var aşikar. Şimdi burada fon getireceğiz deniyor. Yani Türkiye'de Sayın Cömert bilinen, Türkiye'de kazanan, Türkiye'nin katma değerinden 300 milyar doların üzerinde Avrupa bankalarında Türkiye'den kazanan, bu ülkenin iş adamları olduğunu bildiğimiz şirketlerin, holdinglerin parası Avrupa bankalarında. Bunları getirmek sanırım daha kolay olur, yabancılardan para almak zorunda. Bir de şöyle bir durumu da var, yani Rus sermayesi, bu son yaşanan durumda, Ukrayna'daki NATO'nun yayılma politikasına başlayan operasyonlarla birlikte ekonomik anlamda bir yaptırım durumuna maruz kaldı Rusya Federasyonu. Birçok iş adamının Türkiye'ye yatırımlarını çektiğini biliyoruz. Onlara oligarklar, siz Rus oligarklarsınız, getirmeyin paranızı bize diyor muhalefet, başta Sayın Kılıçdaroğlu ve çevresi. Körfez'de bir sermaye var, petrodolarlar var. Bu sermaye Türkiye'ye geldiği zaman, borsaya geldiği zaman
İşte Katarlılar da borsanın bilmem kaçını aldılar. Körfez'in parası da, Arapların parası da gelmesin, Arap parası o. Ama İngiltere'den alınan fonlara yeşil ışık. Bu bir çelişki değil mi? Ben size sormak istiyorum. Bir de tabii Hacer Fokko ismini son günlerde özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretiyle birlikte çok fazla duymaya başladık. Oradaki ekipteydi. Türkiye'yi sadaka politikası, yani o iktidar olursa CHP, sadaka politikalarından sorumlu devlet bakanı olacak sanırım kendisi. Soros'ta ve Amerika'dan derin vakıflarıyla da bağlantılı projeler yönettiğini biliyoruz. Bu isimle ilgili de sizden bir genel çerçevede yorum rica edeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani eğer olaya salt kapitalist bakıyorsak, yani ülkenin çıkarlarını savunmuyorsak, o zaman şunu dememiz lazım. Yani paranın, dini, imanın, memleketi olmaz kapitalin. Kapital nereden gelirse hoş geldi, sefa geldi demeniz lazım. Yani burada, orada dahi tutarsızlık. Yani Amerikan kapitali, İngiliz kapitali gelince işte baş göz üstüne, ama Rus kapitali, Katar kapitali, Arap kapitali olmuyor. Bir kere hepsine karşıyım. Ben yani burada muhalefetin de iktidarın da politikaları doğru değil. Yani ben Rus parasına da, Katar'ın petrodolarına da, İngiliz'in, Amerika'nın parasına da muhtaç olmamam gerekiyor. Yani Türkiye'deki sorunlar taşıma suyla bir yerlerden gelecek ve buradan nemalanıp çoğalarak gidecek olan paradan dolayı kurtulamaz Türkiye, sorunları böyle çözülemez. Şimdi sıkıntı şurada, biz bu paraları ne yapacağız? Niye bizim paraya ihtiyacımız var? Orayı görmüyor, orayı göstermiyor da zaten. Yani Türkiye'nin sorunları para olmaması değil ki. Türkiye'nin sorunları gelecek paranın borca gidecek olması. Yani Türkiye'nin şu anda hem kamu dış borcu var, hem de özel sektörün ve reel sektörün yabancı bankaları olan borçları var. Yani hani dışarıdaki o 300 milyar dolar paradan bahsettiniz ama ben ondan da vazgeçtim. O para da gelmesin. Elimizdeki para borç ve faizlerine giriyor. Yani çok ciddi faizlerle borç paralar almışız ve şu anda dışarıdan bulacağımız ya da bulacağımızı tahmin ettiğimiz finansmanlar bile ancak o borçların taksitlerini ödemeye gidecek. Böyle bir şey sürdürülebilir değil ki zaten. Yani en fazla bir müddet daha nefes alabilirsiniz. Yani şu anda iktidarın da muhalefetin de bu dış borçla ilgili bir çözüm önerisi yok. Hatta dış borcu dillerine bile almıyorlar. Yani bunu gündeme bile almıyorlar. Bizim asıl sorunumuz bir yerden para gelmesini, içerideki paranın gitmemesini engellemek. Yani burada bir iç borçlara yönelik bir konsolidasyon ya da dış borç politikası var mı? Dış borçları taksite bağlama, taksite ödeme gibi bir politikanız var mı? Bunlar asıl mesele. Yani şu anda dışarıdan diyelim 100 milyar dolar para buldunuz, getirdiniz. Nereye gidecek? O dış borç ödemelerine gidecek. Sıcak paralar gelmiş burada. Borsanız da şurada bu katına, 5 katına çıkmış ve geri gidecek. Dolar borsa vurguncularının karlarını ödemekle ancak bu para gidecek. O nedenle hem tutarlı değil, yani olaya sadece salt kapitalist açıdan baktığımız zaman dahi tutarlı değil, sermayenin ırkını rengini ayırıyor, hem de sorunlara çözüm bu değil. Türkiye'nin temel sorunu dış borç. Korkunç bir dış borçlanma var. Yani ben anımsıyorum bu Kemal Derviş diye, şimdi bu adamların ağababası Kemal Derviş biliyorsunuz. O Türkiye'ye geldiğinde aman biz battık bittik dediğimizde 120 milyar dolar dış borcumuz vardı. Şu anda bu rakam ne kadar? 753 milyar dolardan bahsediliyor. Okuduğum bir kaynakta ne kadar doğru bilmiyorum. Ucu bucağı da yok. Bunun içerisinde tüm borçlanmalar da dahil mi değil mi? Yani bu durum Cumhuriyet tarihinde yaşanmamış bir borçlanma var. Ve bu dış borç özel sektörün yabancılara olan borçlarını da katarak söylüyorum, ödenmek zorunda. Ama bunun ödemesinin usul esasları, bununla ilgili hukuksal haklarımız, bunlarla ilgili hiçbir çözüm önerisi yok. Bu bir. İkincisi, kimlerle çözeceğiz? Şimdi siyaset dediğiniz, siyasi parti dediğiniz şey kadro hareketidir. Yani kadrolar bir araya gelirler. Ekonomist, hukukçusu, şusu busu ve bir partinin aklı oluşur. Mesela biz bir genel kurultay yaptık Vatan Partisi olarak ve bir merkez karar kurulu oluşturduk. İşte bu kurula ekonomiden anlayan, sağlıktan anlayan, sanattan anlayan insanları bir araya getirdi ki bu konuda partinin politikalarını belirlesinler ve kurul oluşsunlar. Kimler vardı bunun içerisinde?
o insanları da seçtik, özen gösterdik yani nerelerden, hangi menşeden beslendiklerini falan. Şimdi bu Hacer Foggo dediğiniz kişi, hani bizim seyircilerimiz belki tanımıyor olabilirler ama Aydınlık Gazetesi'ni, Ulusal Kanal'ı takip eden, uzun süre bilenler çok tanıdık bir isim. Yani bu Kızıl Soros Kavalaların işte Türkiye'de yarattığı yeni bir insan tipolojisi. Türkiye'deki insanları o Batılıların sadaka kültürüne bağlayan, işte bize bir yandan o emperyalist dayatmaları ülkede dayatan ve bunu yaymaya çalışan politik ideologlardan bir tanesi. Onların entelijansiyaları bunlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tamamen ele geçirmiş durumdalar. Bunların menşei, bunların nerelerden beslendikleri, kimlerle ilişki içinde oldukları, hangi fonları aldıkları saklamıyorlar da zaten. O açıdan da teşekkür ediyorum. Çok dürüstler. Yani bunları o Fulbright, Mustafa Henrik Böl Vakfı'ndan alınan paralar vesaire gizlemiyorlar ki. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu bunları açıkladı da zaten yılın başında. Yani hangi vakıf, hangi dernek, kim nerelerden nasıl besleniyor, kimler nasıl ilişki içerisinde, bunları da biraz o konuda pervasızlar da. Hacer Foggo da bu aktörlerden bir tanesi. Bakın artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef dayandığı kadrolar, dayandığı ekonomik sınıf, ürettiği çözümler 2002'nin AK Partisi. Yani 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi hangi kadrolarla ve hangi ideolojiyle bir araya getirilmiş ve Türkiye'nin başına neler getirdiyse, Türkiye 2022 yılında, yani 20 sene sonra, aynı programla, aynı kadrolarla, aynı oluşumla, aynı tehlikeyle karşı karşıya. O yüzden biz nasıl 2002'de mücadele etmiştik? Bu gelmesin, bak bu bizim kamu kaynaklarımızı mahveder. Üretim, istihdam, yatırım politikalarını yok eder, ulus devletimizi zafiyete uğratır diye nasıl direndiysek o dönemde, ki bunun başındaydık bizler. Şu anda da bakın bu ikinci yüzyılın vizyonu dedikleri vizyona karşı da direnmek bir vatanseverlik borcudur diye düşünüyorum. Tabii o zaman Amerikalı başdanışmanı yoktu 2002'deki iktidarın. Şimdi bir de Amerikalı başdanışmanı var iktidar adayının. Ben Sayın Çiçek'e gitmeden... Bey, buyurun. Orada enteresan bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Faik Öztürk sözcüsü, zamanında AK Parti iktidarının dışarıdan işte belli şirketler için aldığı danışmanlık hizmetlerini eleştiriyor ve diyor ki Türkiye'de bu kadar ekonomist var, nitelikli insanımız var. Siz neden bunları yapıyorsunuz? Eleştiriyi yapıyor. İşte fazla bir vakit değil, 2018-2019'larda. Şimdi kendisinin sözcüsü olduğu, yani partinin en önemli 3-5 isimden birisidir sonuç itibariyle. Partinin başına Amerika'dan işte Türkçe dahi bilmeyen bir başdanışman getiriliyor ve ekonomiyi yönlendireceği söyleniyor. Sayın Gülsel Tekin de bir röportaja katılıyor. Bir meslektaşımızın röportaj yapıyor. Ceremi Rifkin diyor, yerli ve millidir diyor. Bunu orada da söylüyor. Kinaye artık yapmış esasında. Nasıl bir, yani çok, nasıl bir ruh hali var anlamak mümkün değil. Ben Sayın Cömert, şunu da size soracağım. Bugün bütçe görüşmelerinde ben meclise tekrar dönmek istiyorum. Sizin yorumunuzu rica edeceğim. Tabi burada muhalefeti konuşuyoruz ama iktidarın da bence eleştirilecek yanları var. Yürütmenin başı Sayın Cumhurbaşkanı. Yürütmenin başındaki isim, bu bütçeyi kullanacak kişi de yürütmenin başı. Onun yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı geldi. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı da yarın görevden alınabilir, istifa edebilir. Bir sorumluluğu yok. Bütçeyi o sundu. Bütçe konuşmasını o yaptı. AK Parti'den de bugün meclisteki gözlemler, çok az sayıda milletvekili vardı. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Şimdi şöyle bir teknik bilgiyle başlayalım. Normalde kanun teklif etme yetkisi TBMM'ye aittir. Yani milletvekilleri kanun teklif ederler. Bunun tek istisnası vardır, bütçe kanunu. Yani anayasamızda 2017 değişikliğiyle beraber bütçe kanunu teklif etmeye ve onaylanan bütçe kanunu uygulamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Yani o nedenle bütçe Cumhurbaşkanı'na münhasır. Ona özel düzenlenmiş bir alandır. Özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Şimdi bütçe bu kadar önemli ve bizzat Cumhurbaşkanı'nın teklif, inha ve uygulamasına tabi tutulmuş ama Cumhurbaşkanı bunu bakıyorsunuz ciddiye almıyor. Bakın şurası net. Yani herkes de bunu biliyor zaten. Bu iktidar ülkeyi yönetemez bir halde.
yani bir bütçe oluşturamaz durumda ülke hem enflasyon hem enerji krizi hem yapısal krizler hem konjonktürel o Ukrayna kriziyle ilgili yaşanan durumlarla ilgili olarak yönetilemez halde. Yani çok böyle demagojik klişe laflar söylemekten kaçınmaya çalışıyorum ama söylemek zorundayım. Lenin'in dediği döneme gelmişiz. Yani Lenin diyordu ki bir ülkede devrim ne zaman olur? Artık yönetenler yönetemez hale, yönetilenler de yönetilemez hale gelince o ülkede devrim olur. Türkiye 2023 yılına girdiğinde, 100. yılında yeni bir devrim ihtiyacı ve koşulları yaşıyor. Yani şu anda bakın iktidara da bakın, muhalefete de bakın, ülke yönetecek politikaları yok. Hala sıcak para bulacakmış da, yabancı yatırımcı gelecekmiş de, elin parasıyla burada ekonomiyi rahatlatacakmış. Hiçbir çözüm yok. Sadaka ekonomisine dayanan, dışarıdan para gelecek, müstemleke olacağız. O gelen paranın bir kısmı da çok en alt düzeyde olan fakirliklere dağıtacağız. Bu da ekonomik sistem olacak. Cumhurbaşkanı dahi bütçesine sahip çıkamıyor. Bütçeyi alnı açık bir şekilde, eski dönem bütçesini de savunamıyor. Çünkü ülkeyi ekonomik anlamda yönetemiyorlar. Ekonomi her şeyin başı ve temelidir. Ekonomik anlamda yönetemiyorsanız siyasal anlamda da, kültürel anlamda da, hukuki anlamda da iktidar olamazsınız. İktidar demek ekonomik iktidar demektir. O nedenle bugün Cumhurbaşkanı'nın burada katılamaması, hani Cumhurbaşkanı yardımcısı da Cumhurbaşkanı'na ait bazı yetkileri kullanır falan hukuken söyleyebilirsiniz ama sembolik anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanı bütçesini savuramıyor, arkasında duramıyor. Çünkü ortada para yok. Bunlar o borçlanma ekonomisinin, sıcak para ekonomisi işte sonuna geldiler. Deniz bir gün bitecekti. Bunu söylüyorduk. Uyardık o dönemde, bakın bu sıcak paraları alıyorsunuz, bu borçlanıyorsunuz bu kadar. Kitleri satıyorsunuz. Bu anadan babadan miras kalan, dededen miras kalan varlıklarımız bunlar. Bunları satıyorsunuz, bunun bir sonu gelecek. Bir gün bunların ödeme günü gelecek. O zaman ne yapacak? İşte o gün geldi. Bunun karşısında yazıklar olsun Türkiye'nin adam gibi bir ana muhalefet partisi yok. Burada şimdi bir propaganda falan yapmıyorum. Gerçeği söylüyorum Yakup Bey. Allah'tan Vatan Partisi var. Vatan Partisi programı var. Allah'tan bir üretim devrimi politikası var ki Türkiye halkı bu iki ayrı politikaya sahip ama birbirinden ayrı görünen, iktidar muhalefet görünen partilere muhtaç olmuyor. Bakın şu anda Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi ile ekonomik anlamda söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir farkı yok. Hepsinin politikalarını açın, siyasi parti programlarını, seçim bildirgelerini, yaptıkları konuşmalara bakın. Aynı şeyi tekrar etmektedirler. Türkiye bunlara muhtaç değildir. Türkiye buradan çıkacak. Ha bunu bu seçimde görür görmez bilmiyorum. Ama seçimde kim gelirse gelsin, ne olursa olsun. Ki şu anda ben bu anlattığınızdan yorumladım. Tayyip Erdoğan kendisinin gelemeyeceğini ölçmüş biçmiş durumda. Gelmek de istemiyor belki. Yani yönetmek de bir 5 sene ülke yönetecek. Çünkü bu politikalarla bir gücü de yok. Yönetilemez halde Türkiye. Bunun da farkına vardılar. Buradan da köklü bir dönüşüm yapacak, devrim yapacak ne kadroları var ne partileri var. Yani Tayyip Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu böyle bir karar alsa ya üretim devrim yapacak. Kadroları buna müsait değil. İkisinin de içinde Amerika doldurmuş bütün kadroları. İktidarda kalsın, muhalefette kalsın diye tamamen teslim olmuşlar. Türkiye bu çatal kazıktan kurtulacak. Yani muhalefet iktidarıyla aynı programı izleyen, aynı politikayı izleyen bu 70 yıllık süreçten Türkiye bir devrimle çıkacak, çıkmak zorunda. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın tavrından da, muhalefetin tavrından da hepsi Amerikan mandası mı bilmem ne mandası mı tartışan işte Osmanlı'nın son dönemi, Tanzimat dönemi münevverlerine benziyorlar. Yani Batı dışında çocuğum düşünemeyen, kafaları emperyalizm dışında bir şey almayan, ülkesine, öz kaynaklarına, milletine güvenmeyen, kendi ekonomisine güvenmeyen, oradan buradan ithal bakan arayan, İngiliz hayranı, Fransız hayranı, Amerikan hayranı, Tanzimat münevveri kafası bunlar. Osmanlı yıkan kafa bunlar işte. Ama nasıl oradan Türkiye bir devrimle çıktı ve Mahmut Esat bozkurtlarını oluşturdu, kendi ekonomi bakanlarını, kendi sağlık bakanlarını, Refik Saydamlarını, kendi kadrolarıyla bir cumhuriyet kurdu. Türkiye yeniden kendi kadrolarıyla, kendine güvenen, yani o fokkaları falan da atarak, artık 142'likler mi ne deriz onların adına, ileride bir isim de buluruz onları vatan haini ilan ettiğimizde. Onlardan da kurtularak, Soroslardan, şuradan buradan, Demirtaşlardan da kurtularak kadrolarıyla bir devrim yapma sürecine girdi. Bu devrim ama 2023'te olur, ama 2024, 2025'te olur ama
Türkiye'nin böyle bir 5 yılı 10 yılı yok Yakup Bey. Bunlar ülke yönetemiyorlar, çözüm üretemiyorlar ve bu çözümsüzlüğü şu anda hep beraber yaşıyoruz. Evet, bütçe görüşmelerinde, bütçe toplantısında sunumu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmamış olmasını bu şekilde yorumladınız. Çok kısa bir reklama gideceğiz. Reklamların ardından Başkent Kulisi kaldığı yerden devam edecek efendim. Ben Başkent Kulisi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yine çok konuşulan Altılı Masa'nın bir buluşması oldu. Altılı Masa bir anayasa teklifiyle, daha doğrusu anayasa değişikliğine ilişkin 84 maddede bir değişiklik yapacağına ilişkin bir lansman toplantısı yaptı ve bu maddeleri de sıraladı. 84 maddeyi bir hukukçu kimliğiyle, hukukçu gözüyle gözlemlediğinizde Sayın Çiçek, nasıl bir yorum yaparsınız efendim? Şimdi tabii Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin esas itibariyle ortaya koydukları hiçbir şey yok. Sadece bunları bir arada tutan tutkal vaziyeti görebilecek gibi değerlendirebilirsek tabii. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, evet, ifadesi vardı. İşte bu 6 maddelik olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ben öyle aklımda kalmış okuduğum şeyde, taslağda bir değerlendirme imkanım oldu. Bu taslakta baktığınız zaman Yakup Bey, temel hak ve özgürlüklere ilişkin hiçbir düzenleme yok. Sadece yürütme ergine yönelik olarak bir düzenleme yapmışlar. Burada da işte tabii 50+1 ile Cumhurbaşkanı'nın seçildiği bir sistemi siz her ne kadar düzenlemeyi yetkilendirme bakımından, işte Başbakan, Bakanlar Kurulu, Gen Soru, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması, Soru Önergesi gibi kavramlarla parlamenter rejimin şartlarını oluşturmuşsanız da Cumhurbaşkanı'nın yine halk tarafından seçileceğini koymuşlar anayasaya, 101. maddeye. Ama tabii burada Cumhurbaşkanı'nı 50+1 ile seçiyorsunuz. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde bunun örneği yoktur. Hı hı. 50+1 ile seçilip yetkisiz ve sorumsuz bir cumhurbaşkanı yaratıyorsunuz. 50+1 ile seçiliyor. Belki hükümet %20 ile 25 ile seçilecek meclisin içerisinde. Ama 50+1 ile seçilen sorumsuz, yetkisiz cumhurbaşkanının yardımcıları da baktığınız zaman genel başkanlar olduğunu varsaydığımızda tabii hepsi bir siyasi olacak. Ya yani şimdi... Siyasi olmayan bir cumhurbaşkanı ama siyasi parti genel başkanı. Aynen öyle. Ve işte şimdi biraz önceki konu başlığımız vardı, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ekonomi çalışmaları konusunda işte 70 kişilik bir ekipten bahsetti. Burada konuşan 5-6 isim vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı bu altılı masadan talimat alacak. Altılı masanın işte genel başkan yardımcıları, Cumhurbaşkanı yardımcılarını oluşturursa talimat alacak. Bu 70 kişilik teşekkül de siyaset üstü değerlendirdi işte Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlar da Cumhurbaşkanı'na talimat verebilecekler. Cumhurbaşkanı yani nasıl bir vaziyette olacak, bunu tasavvur etmek mümkün değil. Hakikaten hilkat garibesi bir durumla karşı karşıyayız. Ama bu sistem de öyle bir sistem ki pazar günü siyasi parti genel başkanlarının önünde ceketinin düğmesini ilikleyen aday, pazar akşamı seçildiği zaman pazartesi günü hiçbirini tanımayabilir, yani o risk de var. Evet. Yani ben yürütme ergimi kendim belirleyeceğim, teknokratlarla yürüteceğim, danışmanlarım zaten kendim, size bir bağımlılığım yok kardeşim. Zaten benim kararname çıkarma yetkim var. Ben yoluma bakar giderim noktasında. Zaten hep onun için dendi ya, masada işte Ali Babacan ve diğer birkaç partinin dile getirip işte taahhütname versin, parlamenter rejime geçeceğine yönelik birizi inandırsın vesaire. Bunlar olur mu? Böyle bir hukukta böyle bir durum söz konusu. Şarta bağlı siz
Nasıl bir taahhüt alacaksınız? Ya bir kere kelem yekun, hukuk anlamında buttan, batıl, yoklukla hüküm altına alınmıştır bu. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi anayasa hakikaten baktığınız zaman yine bir hüküm koymuşlar. Bu hüküm çok ilginç geldi bana. Cumhurbaşkanlığı yapanlar siyasi bir göreve gelemezler. Yani tamamen mevcut cumhurbaşkanına işaret ediyorlar. Evet. Diyorlar ki sen cumhurbaşkanlığı görevi yaptıysan başka siyasi bir göreve seçilemezsin. Baktığınızda muhtarlık da. Yapıp bitirdikten sonra tabii, yani. Muhtarlık da bir siyasi görevdir. Muhtar orada işte devleti temsil eder ama siyasi vaziyetleri de var. Siyasi partiler muhtar adaylarını zımni olarak belirler baktığınız zaman. Öyledir yani. Yapılanma da o vaziyette kurulmuştur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz muhtar bile olamazlar dedi. Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bunlar diyor ki sen Cumhurbaşkanı olabilirsin ama bundan sonra muhtar bile olamazsın diyor. Yani böyle kendilerince ifadelerle işaretlerde bulunmuşlar. Şimdi bu aynı zamanda seçilme hakkına da aykırılıktır. Siz nasıl kısıtlayacaksınız Cumhurbaşkanı olmuş siyasi bir göreve tekrardan gelemez. Yani milletvekili olamaz vesaire. Yani bu kısıtlamayı nasıl yapacaksınız? Seçilme hakkını düzenleyen anayasal madde varken. Yine bana çok ilginç gelen bir madde. Üniversiteler 130. madde, işte üniversiteleri yüksek öğretim kurumu düzenleyen maddede biliyorsunuz bilimsel ve akademik özellik vardır bizim anayasamızda. Evet. Bunun yanında mali özellikliği getiriyorlar. Üniversitelerde mali özellik sizin kafanızda ne uyandırır Yakup Bey? Yani mali özellik sizi getirmenizdeki maksat ne olabilir? Üniversitede paralı mı yapacaksınız? 206 tane devlet üniversitesi var şu anda Türkiye Cumhuriyeti. Hepsi özel olacak burada. Yani özel mi olacak kastınız bunu? Ya yani parasız eğitim, parasız eğitim söylerken. Ah, şimdi içeride bunları yapma eğiliminde olan o masada oturanlar var tabiatıyla. Yani netice itibariyle baktığım zaman kendilerince bir tepki çalışması yapmışlar. Bunun da hayata geçirilmesini ben de kısa vadede çünkü 2017'de mevcut anayasa değişikliği %51,5-%52 civarı bir vatandaşımızın evet oyuyla kabul edilmişti. Ki o zaman evet oyu verilmesini teşvik edenler bugün o masada parlamenter işimin gelmesini de istiyorlar. Böyle de bir mütenakıs durum da söz konusu. O anlamda çok da ciddiyet uyandırmadı farkındaysanız anayasa çalışması. Gündem kamu de olmadı. Tepkisi de olmadı. Yani. Her başta bir siyasi parti genel başkan yardımcısı açıkladı. Öyle bir karşılık da bulmadı. Zaten ondan da öyle bir niyetleri yoktu. İnanın ki bir şekilde ya buluşuyoruz da işte bunları yaptık. Kazanırlarsa bu sistemin imkanlarından, gücünden sonuna kadar da istifade edeceklerdir. Ben hep şu örneği veriyorum Yakup Bey. 1921 Anayasası bizim işte Cumhuriyet'ten önceki anayasamız. Teşkilat esası esasında bir anayasa niteliği yoktu. 13-14 maddeden oluşuyordu. Kanundu. Teşkilat esası kanunu deniyordu zaten. 24'te işte Cumhuriyet'i kurduk, işte meclisimiz açıldı, artık Kurtuluş safhasını bitirip kuruluş safhasına geçtik ve üniter yapıyı ortada tutacak 24 anayasasını biz kurduk. Kurumlar işte devletin hakimiyetini ortaya koyan bir kurucu anayasa, irade, evet. Kurucu irade ve 105 maddeydi. Bu anayasa ne zamana kadar uygulandı biliyor musunuz? 1961 yılına kadar uygulandı. Evet. Neden? 1950'de Demokrat Parti iktidar olmadı mı? Oldu. Neden 1924 anayasasını değiştirmedi? Çünkü anayasa işine geldi. Yürütmeye güç veren bir anayasaydı. Kendisi 50'de iktidar oldu. 60'a kadar işte askeri müdahalenin olduğu döneme kadar o anayasa geçerliliğini korudu. Sonra işte 61 anayasası yürürlüğe girdi. Şu anda da böyle olacak. Bugün bakmayın bu söylediklerine. Yarın bir gün iktidar olurlarsa bu anayasanın nimetlerinden, güç veren nimetlerinden, yürütmeye güçlendiren nimetlerinden sonuna kadar istifade edeceklerdir. Peki istifade edecek kişi, yani Cumhurbaşkanı adayı yok. Gerçi gayri resmi namzetler var. Namzetler ilişkinde aday dillendirilenler çok var. Yakup Bey, aday işte Sayın Kılıçdaroğlu bu vizyon toplantısında da işte parti rozetini çıkarıp bir Türk bayrağı rozetiyle çıktı bir anlamda da. Bu şekilde yorumlandı. Adaylığını mı ilan ediyor? Sayın İmamoğlu'yla da tokalaşmadı. O aday adaylarından biri de Sayın İmamoğlu olduğu kamuoyunda konuşuluyor. Evet. Neden konuşuluyor? Meral Akşener
geçtiğimiz hafta grupta bir konuşma yaptı. Abdullah Gül'ün adını andı. Örnek bir devlet yöneticisi olarak. Bizim geldiğimiz olarak. Nokta işte biz bu ilk olarak biz ulusal kanalda Başkent Kulüsü programında evet. Bizi dile getirdik. Evet. İşte bizi izliyorsa selamlarımızı iletiyorum. Latif Cembaran, evet. Abdullah Gül'ün eski avukatı. Orada tespiti çok önemliydi. 2018'de Abdullah Gül'ün esas itibariyle Meral Akşener aday olmasına karşı çıkmadı. O dönemde Abdullah Gül'ün Erdoğan karşısında büyük hezimete uğrayacağını biliyordu. O dönemde hezimete uğramış olsaydı Abdullah Gül diye bir şey kalmayacaktı. İşte bu yıllara elinde tuttu. 2023'e geldik. İşte bugün yavaş yavaş isim olarak da dile getiriyor. Bu masada kavga çıkarsa, uzlaşma olmazsa işte yönetimi bilen, cumhurbaşkanlığı yapmış. Gerçi anayasa işte biraz önce söyledik 84 maddelik anayasaya ilişkin hazırladıkları taslakta cumhurbaşkanı yapmış olanların bir daha görev alması da mümkün değil. Tabii gerçi anayasalar geriye yürümez. Yürürlükten sonra hüküm doğurmaya başlar ama siz oraya hükmü koyduktan sonra eski cumhurbaşkanı yeni cumhurbaşkanı olamaz, seçilemez gibi hüküm koyduktan sonra anayasa geriye işlemez deyip de koysanız bile bu sırıtacaktır esas itibariyle. Baktığınızda orada çünkü direkt ona mahsus bir madde düzenlenmiş oluyor. Bu anlamda Meral Akşener dillendiriyor bunu. Abdullah Gül'ü övdü biliyorsunuz. Meclis kürsüsünde grup ya onu toplantısında bir de, sanki ayrı eğitiminden bir, vesairesinden bahsetmek suretiyle. Ayrı bir rol oynamaya çalışıyor. Yani Sayın Akşener onu övdü aynı hafta içerisinde. Hem Sayın Yavaş'ı hem Sayın İmamoğlu'nu işaret etti. Cumhurbaşkanı adaylıklarına ilişkin bir televizyon programına da. Onları da işaret etti. Yani hep Cumhurbaşkanı adayı gösteren Sayın Kılıçdaroğlu dışında alternatifleri sunan bir rol de üstlenmiş gibi görünüyor. Zaten masada ben söyledim dedi. Ben masada şunu söyledim dedi. Mansur Yavaş ya Ekrem İmamoğlu olursa biz ikisine de varız dedim dedi zaten. Kendisi söyledi bunu. Demek masada ikisine bir olur çıkmamış ama kendisi... Bunun isim konuşuldu son toplantıda. İsim konuşuldu. Evet bu iki isim olursa biz iştirak ederiz yönünde açıkladığını kendi de ifade etti. Şimdi bu yaşananları üst üste koyduğumuz zaman aday belirlenmesiyle ilgili bu isimler konuşuldu. Sayın Babacan da zannediyorum hafta sonuydu Malatya'da mitingi vardı. Orada aday belirlemek için çok erken dedi. Şimdi Mayıs diye konuşuluyor seçimin olmasına ilişkin. 14 hatta, Mayıs mı deniyor? O dönemdeki tatiller, işte bayram, Ramazan ayı, hacıların kurban bayramı döneminde hacca sınav gitmesi, dönemi de var, sınav takvimlerine sınavı. Baktığınız zaman belki Mayıs'tan da önceye çekilebilecek bir takvimlerden kaynaklı bir değişiklik olabilir. Bu konuşuluyor. Yani Ankara'da artık bununla ilgili tarihin daha öne çekilebileceğine ilişkin kulislerde konuşuluyor. Böyle bir durum söz konusuyken de Sayın Babacan aday belirlemek için çok erken diye bir çıkışı var. Bunu nereye koyacağız? İşte bir hafta önce falan herhalde Davutoğlu aynı açıklamayı yaptı. Siz bana bunu soramazsınız. Size ne dedi adayın isminden dedi. Resmen bunu söyledi. Evet. Yani böyle, bir karmaşa var orada. Bir karmaşa var. Şimdi şu var tabii. Seçimi görecek mi hatırlamasa? Şimdi 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Sayın Cumhurbaşkanı var. 15 seçim kazanmış. Artık kendisi zaten Cumhurbaşkanı adayı 2023'te olduğunu kendisi de ifade etti. Sayın Bahçeli de ifade etti. Ama karşısında bir aday yok. Bugün işte mecliste Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken kendisine bu açıklamaları yapıyor. Hadi adaylığını açıkla diyor. Epey de bir o konuda bir tezahürat da oldu. Numan Kurtulmuş da onu söyledi. Açık evet, o zaman evet. Aday olduğunu ilan et dedi. Hani ne döndürüyorsun ne şey yapıyor. Adayım de bitir bu işi. Onu da söyleyemiyor. Çünkü onay gelmedi. Ya onayla olacak bu iş. Serbest iradeyle, kendi iradesiyle yapılacak bir durum söz konusu değil. Öyle olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız 12 yıldır. 2014'te bir başka isim söylemişsiniz. 2018'de bir başka isim söylemişsiniz. Artık yaşınız da belli bir noktaya gelmiş. Jübilenizi yapacaksınız veyahut da Cumhurbaşkanı olacaksınız. Tamam, Cumhurbaşkanı adayı benim dediğin zaman ki masayı dağıtmak isteyenler varsa zaten dağıtırlar. Hı hı. Onun zararını kendileri görür. Siz demiyor musunuz %25 en az bizim oyumuz var. HDP bize tam destek %10'da o. %35. %35 sizler şekilde ikinci tura bırakıyor zaten. Siz demiyor musunuz İYİ Parti'nin seçmeninin
hemen hemen ekseriyeti muhalif seçmen, hiçbir şekilde Cumhur İttifakı'na gidecek seçmen değil. İkinci tura siz kalırsanız bu seçmen gelip sizi desteklemeyecek mi? E niye korkuyorsunuz o zaman? Ve bu yapıldığı surette aday sayısı da artıyor. Bakın yakın bir zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bir yerel kanalda konuşuyor. Aynen şunu söylüyor. Genel başkanımız adaysa arkasındayız. Ama genel başkanımız aday değilse benim adaylıktan ben neyim de eksik dedi. Ben de olabilirim. Ben de olabilirim dedi. İşte biliyorsunuz işte bunu yerli güçler değil, gayrimilli, yurt dışı güçler de belirleyecek noktasında önemli ifadeler dile getirmişti. Evet. Aday karmaşası var. E şimdi şu yapılıyor tabii. 14 Mayıs'a açıkladığını söyleyin. 14 Mart seçim döneminin başlayacağı tarih olacak. 60 gün öncesine gittiğiniz zaman. Herhalde o döneme kadar bekleme gereği duyacaklar. Yani en yakın tarih o dönemdir diye. Ama siz o dönemde işte Ekmelettin İhsanoğlu Türk milletinin huzuruna çıkarıldığı zaman Türk milletinin %97'si tanımıyormuş Yakup Bey. Ne? 100 kişide 3 kişi tanıyormuş. Ben de tanımayanlar için. Yani ben de öyleydim hakikaten yani bunun şeyi yok. Yani tablo siz öyle bir şey mi yapacaksınız? Yani bu ya şey var yani ben... Veyahut da paratoner iktidarı, görevi mi görüyor Kemal Kılıçdaroğlu şu anda? İşte her şey çekiyor. Benim üzerime gelsin, mevcut aday yıpranmasın diye. Bugün işte bakın ya hatalar o kadar büyük ki Yakup Bey. Bugün işte İstanbul dediğimiz şehir 16-17 milyonluk dünya şehri. Ve belediye başkanı, başında bulunan belediye başkanı şu anda bütün vaziyetini Cumhurbaşkanı adayı olmaya yönlendirdiği için Büyükşehir Belediyesi'nde de organize olamıyor. Her gün kaza, her gün bir sıkıntı şehirde. Bakın kış mevsimi de geliyor. Geçen kış yaşadıklarımız ortada. Evet. İşte bugün bir metrobüse tramvay çarpışması, işte sinyalizasyon sıkıntısı olduğu söyleniyor. Hakikaten yani belediye başkanı bu kadar önemli bir vazifeyi yapmayıp da sürekli olarak beni taça atmayın. Ben dışarıda değilim, ben sahanın içerisindeyim. Hiçbir şekilde ben kesinlikle aday değilim mesajı. Ve aday değilim mesajı vermiyor. Sürekli olarak sürecin içerisinde olmaya çaba gösteriyor. Ve kendisinin sorumluluğuna, mesuliyetine verilen Türkiye'nin en büyük şehriyle ilgi alaka gösteremiyor. Ya bu belirsizlik belirsizlik ama kimse vazifesini yapamıyor. Ya bir de seçmene zaman nasıl gidecek? Yani şimdi ben bu iktidarı beğenmiyorum, değiştireceğim. Ve aday açıklamakta da bir parti genel başkanı olarak kendim de aday olsam bunu açıklamakta kendime güvenmiyorum. Partime güvenmiyorum. Benim arkamda mısınız diye soruyorum. Sordu zamanında. Bunu soruyor. Sordu. Şimdi kim var dedi aday? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olacağını kamuoyunda açıkladı. Net adaylar belli. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Perinçek ki evet. Kurultay'da işte. Kurultay'da delegelerin. Rahmet Soner Polat Kurultay'da. Evet, delegelerin oy birliğiyle, Aday. Aday. Vatan belli Partisi olan iki aday var şu anda. Türkiye'yi yönetecek kadrolar bende. Tabii. Programım da ortada ve ben bu ülkeyi yönetirim. İddiam var, seçmene bu güvenle gideceğim. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da iddialı, kadrolarına güveniyor ve evet. Türkiye yönetme iddiası o da adaylığını ifade ediyor ama muhalefet ya da belli bir kesimin beklediği işte altılı masanın muhatabı, altı siyasi partinin seçmeni de seçmene nasıl gidecekler? Ya siz bir aday belirleyemediniz. Ne sunacaklar? Seçmene nasıl gidecekler? Kime getirsek, ceketimizi koysak seçilecek bakış açısı bu o zaman. Ya baktın, seçmene saygısızlık değil mi? Dibine evet. Kadar saygısızlık bu. Yani toplumun önüne çıkacak, toplum sorgulayacak. Kim kimdir bu? Ne bağlantıları vardır? Yaşamı nasıldır? Kazancını nasıl sağlamıştır? Geçmişi nasıldır? Devleti milleti temsil cepte edecek. Cepte oy olarak görüyorlar. Devleti milleti temsil edecek makama birisi seçiyorsunuz. Yarın o zaman diyebilir ki işte Rifkin'i aday gösteriyorum da diyebilirler. Yani baktığınızda enteresan bir durum söz konusu değil mi? Her evet. Yönüyle enteresan evet. Bir durum ya var. Seçmene yani. Nasıl gideceksiniz? Seçmen size nasıl güvenecek? Bir de seçmeni niye cepte görüyorsunuz? O seçmenin de zoruna gidecek. Yani bizim de bir irademiz var. Şimdi güvenme duymaların nedeni şu. Bakıyorlar zaten hiçbir proje yok. Ortaya koydukları hiçbir Türkiye'nin mavi vatanına, gök vatanına, yavru vatanına, ana vatanına, güvenliğine, komşularına, Avrasya siyasetine. Yani bunlara yönelik hiçbir politikaları yok. Hayat pahalılığı var. Bu hayat pahalılığında iktidara millet dersini bildirecek.
biz hiçbir şey yapmayalım. Zaten bizi kimi korsak, ceketimizi bile korsak bize oy verecekler. Cumhurbaşkanı da bizden olacak diyor. Ya bu vizyonda da belli. Yani vizyon toplantısında da CHP diyor ki ya bitmiş artık Türkiye için Avrupa Birliği diye bir... Ya bugün çıkalım sokağa mikrofon uzatalım. Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi alacaklar mı? Avrupa Birliği dağılıyor. Bizim ne işimiz var tabii onda? Tabii Avrupa Birliği. Seçmen bunu diyecek. Bir enerji CHP'nin, noktasında ne hale geldi CHP'nin Avrupa? Seçmenine Türkiye'ye vizyonu biz sizi Avrupa Birliği'ne sokacağız. Bunu nasıl yorumlarsınız? Avrupa Birliği'ne girer mi Türkiye? Bitmiş olan bir teşekküre bizi sokacaklar yani demek. İngiltere çıkmış, Brexit kararı almış. Tabii. Bir enerji krizi yaşanıyor Avrupa Birliği'nde. Şu anda Almanya faktörünün olmadığını düşünün. Avrupa Birliği'ne oluşturan onlarca devletin hepsi ortada zaten. Yaşanan enerji kriziyle o lokomotif devriyor. Ve bu enerji krizinden çok vurduğu ülkenin de Almanya olduğu ortada. Fabrikalar kepen 70-80 kapatıyor. 70-80 milyar dolar, milyar euro civarında zarar açıkladılar geçen yıl. Bu katlanarak artacak bir yöne doğru gidiyor. E siz bitmiş Avrupa'ya ne olarak gireceksiniz burada? Yani yeni ortamlar, yeni oluşumlar, yeni teşekküller oluşturmak varken onda da samimi değiller tabii. Yani Türk milletinin artık neyi istediğini, neyi istemediğini dahi tahlil edemiyorlar, değerlendiremiyorlar. İşte onu söyledik biraz önce. Türk milletinin %90-95'i Amerika'ya şu anda yaptığı siyasetten, politikalardan dolayı müspet bir yaklaşım sergilemiyor. Evet. Siz ekonominin başına Amerikalı birisini getireceğim diyorsunuz. Bu yönetecek diyorsunuz ki ortağınızda da orada esasında çölme takıyorsunuz. Dünyanın en önemli ülkelerine gittim diyor. En önemli. Ali Babacan'a da çölme takıyorsunuz tabii, orada. Önemli ülkeleri Amerika ve İngiltere olarak. Dünyanın en önemli ülkeleri Kılıçdaroğlu için onlarmış. Onlarmış işte bir de Almanya'ya gidecek üçünü dahil ediyor. Yani siyasetin şeyi bu. Bakın ben o dönemi hatırlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir Çin gezisi yapmıştı. Çin. Evet. İşte Erdoğan Toprak Başkanlığı'nda gitmişlerdi. Çin'den davet mi gelmişti tam esasını bilemiyorum ama geldiği zaman o dönemki Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakın. Çin'e o kadar övgüler yağdırdı. İşte o kadar gelişmişler. Yani çok ileri yani Amerika'dan daha ileri gören ifadeleri vardı evet, o dönemde. Evet. Çin'i bu kadar ki gerçek bir tablodu. Yani Çin'in sağladığı gelişme, ekonomik gelişme, sanayisi, teknolojik gelişmesi, uzay yönünden yaptığı çalışmalar ortadayken bugün işte benim için önemli ülkeler demek suretiyle kendini tanımlamış. O önemli ülkeler senin menfaatini, ülkenin birliğini, bütünlüğünü düşünen ülkeler değil ki. Birisine tefeci diyordun zaten. Evet. Londra'daki 3-5 tefeci bizim işte bizi sömürüyor diyordun. Amerika konusunda da işte değerlendirmeler ortadayken işte siyasi iktidara ne diyordu? İşte sınıfta Amerika var işte uğraş bunları, gönder bunları. İşte onlarla işbirliği yapıyorsun diyordu. Bugün Amerika ile aynı kendi münasebetleri yaşıyor. Diyalog ortamını yaşıyor ve benim için en önemli iki ülke diyor işte. Çok ilginç değil mi? İşte dış politikasını kim yönlendiriyor? Dış siyasetini kim belirliyor? Onlar da işte net olarak açıklamalarla da üst üste koyduğumuzda ortaya çıkıyor. Bu şeyde CHP'nin dünyanın gidişatını da okuyamadığına dair eleştiriler var. Yani dünyada değişen dengeler var. Amerika Birleşik Devletleri, evet hegemonyasının kırıldığına dair yorumlar var. Kuzeyimizde yaşanan bir gerilim var. Akdeniz'de Amerikan namluları Türkiye'ye çevrilmiş. Amerika'nın, NATO'nun beslediği terör örgütleriyle Mehmetçik mücadele ediyor. Bir tarafta da Asya var. Asya hiç yok, hiç görmezden gelinmiş bu vizyonda. Bunu birkaç kelime nasıl, ya birkaç dakika yorumlamanızı rica edeceğim. İşte bundan 15-20 yıl önce dünya ekonomisinin %50-55'ini tek başına domine eden Amerika bir gün %20'ler seviyesine düştü. Evet. Bunu kim azaltıyor? Or taraftan Çin büyüyor işte, Hindistan büyüyor. Burada, bu tarafta da Amerika'nın payını azaltıyor baktığınız zaman. Şimdi siz diyorsunuz okuma işte okumama net değil mi? Siz Amerika'dan işte getiriyorsunuz ekonominin başına bir isim koymaya çalışıyoruz. Türkçe dahi bilmeyen İspanya'yı Portekiz'i batırmış ekonomik açılımı dünyanın nüfusu azaltılmalı diyen bir kişiyle yol yürüyeceğinizi ifade ediyorsunuz. Zaten en büyük eksiklik bu okuyamama. Yani siz bugün tüzüğünüze koymuşsunuz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Rusya'da, Avustralya'da, Çin'de, Amerika'da, İngiltere'de temsilcilikleri olacak. Ne o temsilcilikleri neden kuruyorsunuz siz normal şartlarda? Oraları tanımlama.
oraları niteleme, işte oralarla ülkemiz arasında bağlantıları kurma noktasında yapıyorsunuz ama sizin şu anda temsilcisiniz olduğu yer neresi? Brüksel ve Amerika. Brüksel evet. ve Amerika'da işte bunlara da yüksek miktarda ödemeler yapılıyor ki bugün ulusal ajans da açıklama yapmış. Bu Rifkin'in program başı ücreti 20 bin dolarmış. Evet. Sadece buna işte konaklama şu bu dahil değil. Yani bir sunum yapıyormuş 20 bin dolar alıyormuş. CHP'nin bütçesi de yetmez yani buna baktığınız zaman. İşte okuyamamak. Okuyamamanın da getirdiği netice ortada. Libya okunamıyor. Yunanistan okunamıyor Türkiye'ye yaklaşımı. Suriye okunamıyor. İran okunamıyor. Rusya okunamıyor. Çin okunamıyor. Varsa yoksa işte Amerika. Amerika'da sana tamam. Sana diyecek ki ben Merkez Bankası'ndan, FED'den para basıp sana para veriyorum demeyecek ki Amerika. Gel IMF'e diyecek, gel Dünya Bankası'na diyecek, borçtan diyecek, şunları bunları yapacaksın diyecek, özelleştirme yapacaksın diyecek, Rusya'dan mal almayacaksın diyecek, İran'dan enerji almayacaksın, Rusya'dan enerji almayacaksın. Bu şartları sana getirecek de onun karşılığında sana o krediyi verecek. O krediyi verdikten sonra onun başına kendisi bir şef atayacak işte zamanında İtalya'nın bizim başımızda olan bir şefi vardı, ismini şimdi hatırlamıyorum. Herkesten daha çok onun ismini bilirdik. Türkiye'ye gelirdi, bütün belirlemeleri yapardı. Yani Türkiye'ye vaat ettikleri bu Yakup Bey. Vaat ettikleri yani tam bağımsızlık esası olan, ilkesi olan bir siyasi parti özü itibariyle, kuruluş felsefesi itibariyle bugün size bağımlılığı, mücadele ettiği bağımsız güçleri, ekonomi, ya bağımsızlığın alametlerinden biri. Emperyalizmin evet. esası olan güçlerle irtibat sağlamaya itiyor seni. Bu zaten tamamen çelişkinin alası noktasına gelmiştir. Bunu ben söylemiyorum, bunu Aslı Baykal söyledi işte. Evet. Sayın Genel Başkan'ın kızı işte bu kapitülasyonlarda dedi bu açıklamayı. Siz kapitülasyonları ne zaman getireceksiniz dedi. Evet. Bu kadar sert değerlendirmeler yapıldı bu noktada. Onun için bir akıl tutulması yaşanıyor. İnşallah 2023'te de milletimiz bir ders verecek onlara. Ondan evet. sonra o cumhuriyetimizi kuran Atatürk'ün kurduğu parti herhalde bu zihniyetten de kurtulacaktır diye bak, düşünüyorum. Kurtulacağından umudu olmayan da eski genel başkanın kızı artık. Umut evet. yok. CHP artık kurtulamayacak. Benim bir de yani bir de sizsiniz. Kurtulacağına evet. inancınız olsaydı orada kalırdınız sanırım. Umut ediyoruz sanırım. Sonuçta tarihi Peki. bir misyon oldu. Peki işte. Umuyoruz. Umuyoruz. Evet. Umuyoruz. Atatürk'ün kurduğu partide Altok tekrar hüküm sürer ama olmayacağı da aşikar. Ve bu Altok'un şu anda yaşatıldığı en önemli yeri de işte Vatan Partisi kurultayını evet. yaptı. İçinde olduğum kurultayda için gördük. Bunu gördüğümüz için o tablo işte üretimden tutun ülkenin menfaatlerine savunmasına kadar Sayın Genel Başkan'ın o kürsüde verdiği mesajlara kadar da şu anda yegane savunucusunda neresi Mustafa Kemal'in olduğu da partisi, belli. Vatan Partisi diyebiliriz. Evet. Mustafa Kemal Çiçek çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başkent Kulisi'nin sonuna geldik. İlk bölümde Sayın Erdem Cömert bizimleydi. Ona da teşekkür ediyorum huzurlarınıza. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Esen kalın. Ulusal Kanal'da kalın efendim.